Selamlar, saygılar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Hissenet'ten bu yana yatırım serüvenimiz serisinde konuğumuz o dönemin 2010'lu yılların Hissenet'in temel analiz bölümünün üstadlarından biri Mr. Logic Erdinç abi. Hoş geldin Erdinç abi. Merhaba Aziz kardeşim, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim abicim. Seni sormalı. İyiyim ben de, bir yaramazlık yok. Allah İyi iyilik versin. oldu böyle bir hani yayın yapalım dedik. Benim adım davetimi kabul ettiğin için ayrıca çok teşekkür ederim. İstiyorum ki o dönemde hani temel analizi çok fazla kullanan kişi yokken bile o sizlerin hem Mr. Logic hem Duru Arz hem Bülent Atik, Doktor Uğur Aslantaş'ın da ve benim de ve Allos Hasan abinin de Evet. ondan sonra bir arkadaşımız daha vardı. Çok fazla Hissenet'te geçmişte bulunmadı ama bulunduğu o kısa dönem içerisinde bile gerçekten temel analiz bölümüne çok katkı sunmuştu. Hodwell kullanıcı adıyla Bora abimiz. Evet, Ona da Bora, selam evet. olsun. Onları da inşallah davet edeceğim. Çok sağlam Ve ekip. gerçekten çok sağlam ekipti. İşte bizim o dönemde gerçekten böyle orta ve uzun vadeli yatırım yapabilme heveslerimizle başladığımız o serüven işte aradan geçti yaklaşık olarak bir 10-15 yıl gibi zaman geçti. Biraz daha olgunlaştık. Fakat ben o günlerden başlayarak bizlerin ve sizlerin ne aşamalardan geçtiğinizi merak ediyorum. İzleyicilerimizin de o tecrübelerinizden de faydalanmasını istiyorum. Ben şimdi sözü sana bırakmak istiyorum. O dönemdeki borsaya başlangıç serüvenin, başlangıç noktan, sonraki süreçlerde neler değişti, borsaya bakış açın nasıl başladı, nasıl evrimleşti, onları senden dinlemek istiyorum. Tabii, çok sağ ol. Aslında beni davet ettiğin için ben de çok mutlu oldum. Yani biz çok eskiden beri tanışıyoruz seninle, daha 2010'lu yıllardan beri. Hep de sürdürdük yani görüşmelerimizi, birbirimize fikir alışverişlerini falan hep devam ettirdik. Bugünlere kadar geldik yani, iyi oldu. Ya valla benim borsa şeyi Aziz yani 2000'li yıllardan başlıyor. 98-2000 o yıllarda. Hani yaşımız da 50'nin üstünde tabii artık. O zamanlar ben hani yazılımcıyım, bilgisayar mühendisiyim. Ama devlette de çalışıyordum resmi bir kurumda. Ama borsaya çok merakım olduğu için işte tabii işte ekonomist dergileri alıyordum. Ne bileyim yani şeyler takip ediyordum. Bir program geliştirmiştim kendimce. Bu şu anki işte Finnet gibi şeyler gibi yani mali tablolar üzerine analiz yapan. Bizim rahmetli Yazılımcı Yaşar olmanın Erdoğan. avantajı değil mi? Evet, yazılımcı. Yani ben de bu bilanço analizlerini yapan işte daha 90 o zaman düşün yani internet bile yok. Yani telefonla bağlanıyoruz böyle dial-up falan filan bağlanıyoruz şeylere. Bu Yaşar Erdinç rahmetli Yaşar abiyle ben bir diyaloğum oldu. Ona yolladım programı. Telefonla görüştük. Çok beğendi falan. Onunla tanıştık ettik. Ondan sonra dedi yani bazı önerileri falan oldu. Onunla ilgili geliştirme önerileri. Yaşar abiyle böyle bir tanışıklığımız oldu. İşte bana önerilerde bulundu vesaire. Çok Ondan büyük bir sonra şans. evet. Yani o işte hayatımın ilk evrelerinde yani borsanın ilk evrelerinde daha 24-25 yaşında yani Yaşar abi gibi birisiyle tanışmak. Daha sonra ben onun eğitimlerine de katıldım ve şey de yaptım. Hani kendisiyle bu Oyak Yatırım'da çalışırken İstanbul'da çok defa da görüştük ettik falan. Hani programı geliştirip bir kitapta yayınlayacaktık CD olarak falan ama benim devam ettiremedim yani işin gerçeği. Hayatım engel oldu diyeyim. Ondan sonra işte 2010'lu yani 2000'li yıllardan 2003-2005'ler yani bu anlattığım dönemler. Daha sonra Evet. yavaş yavaş işte bu 2010 yılları civarında hani bu Hissenet'e girmeye başladım. Oradaki forumları okumaya başladım. İşte sizler vardınız, değişik arkadaşlar falan. Ama bu yıllarda yani olayların ilk başlarında hep böyle şeydi. Yani yanlış kulvarlarda gittik diyelim. Hani teknik analiz olsun, ne bileyim. Yani çok fazla bir yol alamadık. Yani gençliğimiz işte alırız, satarız, buradan çok rahat para kazanırız gibi hayaller kurduk falan. Daha Borsaya yeni başlayanların hep evet, aynen. karşılaştığı bir durum sanki bu durum. Orada bir Hepimizin 3-5 yıl başına geldi. kaybettik yani, evet.
boşuna şey yaptık. Hani paramızı da bitirmedik de yani boşuna bir yıllarımız oldu. Aynen. Ondan sonra işte bu hissenete girince orada okuyunca forumları işte Bülent abi olsun, senin yayınların olsun, Bora olsun yani değişik arkadaşları yavaş yavaş bende de bir aydınlanma diyeyim yani temel analizin önemi ve değerleme, değer yatırımının ve şey yapmanın önemi hakkında bende de yavaş yavaş işte bir olgunlaşma dönemleri başladı. Orada işte ben de artık temettü yatırımcılığı, temel analiz bu konuları ele almaya başladım. Birçok tabii kitap okumaya başladım. Tabii bu yani yabancı dilim de iyi olduğu için bu şirket değerleme ve finansman konularında işte Buffett'tan tut da yani 2010'dan sonra bahsediyorum. İşte Buffett'la ilgili, Damodaran'la ilgili ne bileyim Peter Lynch olsun şu bu. Yani bir sürü borsayla ilgili yayınlar okumaya falan başladım. O okudukça tabii yani burada biraz bilinçlenmeye başladık yani. Ondan sonra 2010 işte sizlerle görüşmemiz, beraber işte arkadaş grupları, WhatsApp gruplarımızla buluştuk ettik, birbirimize şeyler yaptık. Dolayısıyla o günlerden bugünlere kendimizi geliştire geliştire geldik. Yani temel odağım her zaman değerleme, bilanço analizi ve temel analiz konularında kendimi yetiştirmeye çalıştım diyeyim yani. Çok güzel, harika bir özet oldu. Ama burada ana konu bence biraz da şu, hani biz temel analize önem vererek yatırım yapanların sorgulandığı şey şu, Türkiye'de uzun vadeli yatırım olmaz. Türkiye'de temettü yatırımı yapılmaz diye böyle bir algı var. Her ne kadar son yıllarda temettü yatırımcılığı biraz daha ön plana çıkmış olsa da, biraz daha kabul görür hale gelmiş olsa da büyük bir çoğunluk da var ki Türkiye'de uzun vadeli yatırım yapılamayacağı, çünkü Türkiye'de ekonomik olarak istikrarsız bir dönemden geçiyoruz varsayımı ile böyle bir bakış açısıyla hani yatırımcılık değil de al-sat yapmanın sanki çok daha kazançlı olduğunu savunan ciddi bir kesim de var. Yok değil. Hani bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü neticede biz 2010'lu yıllardan bu yana olan dönemden bahsediyoruz ve o günden bugüne yatırımlar yaptığımızı söylüyoruz. Aslında bu bile hani Türkiye'de uzun vadeli yatırım yapılabildiğinin bir göstergesi olması lazım diye düşünüyorum. Ya, evet. Ya şöyle şimdi hani yani o konulara da tabii şey yaparız. Hani temettü olmaz diye yani temettü aslında hani temettü gerekli mi gerekli değil mi madem oradan girelim yani şöyle aslında temettü vermesi için bir şirketin önce bir kar etmesi gerekiyor o kardan arta kalan parayı yani kar edecek ve kardan arta kalan parayı ortaklarıyla paylaşacak yani işin şeyi bu illa yani körü körüne temettü versin diye bir şeyimiz de yok zaten bir isteğimiz de yok bir talebimiz de yok. Yani bizim amacımız burada zaten hani büyüyen, kar eden şirketleri bulmaya çalışmak. Eğer yönetim, yani şirket yönetimi de fazladan, kardan artan parayı küçük yatırımcılara veya ortaklarıyla paylaşıyorsa ki normalinde paylaşması gerekiyor. Yatırıma yeni bir yatırıma yönlendirmiyorsa bu artan parayı ortaklarına dağıtması temettünün şeyi bu. Tabii ki bütün şeyin amacı bu. Yani burada aslında iki tane şey var. Konuşmamız gereken. Yani bir mesela ben eski bir ekiple hatta beraber bir şeye gitmiştik. Bir şirketin yemeğine gitmiştik hatırlıyorsan. Bir yatırımcı bölümüne hatırlıyorsan. Brisa'ya gitmiştik doğru. Brisa'ya doğru isim de verelim şey yapalım. Evet. Orada ben hani bir İstanbul'dan bir yatırımcı ekip gelmişti. Ve orada birisi bana şunu demişti. Yani siz de demişti hisse ticareti mi yapıyorsunuz? Yoksa ortaklık mı yapıyor? Hisse ticareti yani alıp satmak. Hisse ticareti çok önemli mi? Bir ayrıntı. Evet. O laf bana çok şey yaptı. Yani bir şey alıp daha pahalı fiyattan satmaya çalışmak ne demek? Yani ticaret yani hissenin ticareti. Hisse ticareti için mi bu hisseyi alıyorsunuz? Yoksa ortak olmak için mi? Oradaki herkes yani 1980'lerden beri ekip o hisselerdeydi. Brisa'daydı hatırlıyorsan. Yani soruyorduk biz ne zaman aldığını. Yani 70-80 yaşında insanlar böyle bir otobüs dolusu gelmişler oraya ve çok VIP şekilde ağırlandılar. Yani hepsi de şeydi, büyük yatırımcıydı. Çok belli hayranım hepsinde. Ben birçok genel kurulda da karşılaşıyorum o ekiple Erdoğan abi. Evet. Müthiş bir aidiyet duyguları var şirketlere karşı.
Tam ortaklar işte. Tam ortaklar onlar. Aynen. Yani orada bir orada insanların hani uzun yıllar ortak olduğu yani şirket ortağı kavramını orada hissedebiliyoruz yani. Tabii bu temettü yani illa yani ben temettü bekleyeceğim anlamında değil. Dediğimiz gibi hani karından önce karlılık tabii ana şey esas. Evet evet. Ya insanların anlayamadığı şey şu birazcık ben öyle gözlemliyorum. Temettü yatırımı konusunda. Şirket yılın sonunda işte bir elde ettiği kardan temettü dağıtıyor. O dağıtmış olduğu temettünün oranı %3, %5, %6, %7 gibi oranlar oluyor. İnsanlar bunu anlayamıyor. Ya bir yıl bekleyip de %6 temettü alınca seviniyorsun. Ne kadar garip. %6'lık kâra kim sevinir diyor. İnsanlar sadece o kısma bakıyor. Ama şunu düşünmüyor. Yıllardır şirketin vermiş olduğu temettü ile tekrar hisse aldığınızda örnek olsun diye söylüyorum. 5 yıl önce 1000 lot alarak herhangi bir temettü veren şirketin hissesini aldığınızda 1000 lot olarak ertesi yıl işte %6, %5 neyse temettü verdiğinde o nakit ile tekrar hisse aldığınızda 1000 lotunuz 1010 lot oluyor, 1050 lot oluyor, 1100 lot oluyor, 1200 lot oluyor, 1300 lot oluyor. Buradaki o bileşik büyüme büyüsünü insanlar görmüyor. Sadece tabii, yıllık %5-6 temettü alındığını ve bununla çok mutlu olunduğunu düşünüyorlar. Çok yanlış bir bakış açısı. Geçen gün, geçen hafta daha doğrusu mental yatırım bu konuyla ilgili çok harika bir video öğretmişti. Herkese tavsiye ediyorum YouTube'a yazın mental yatırım diye. Türkiye'de temettü yatırımı kazandırıyor mu kazandırmıyor mu? Sorusunun çok güzel net bir cevabını vermişti. Bütün bu temettü ödeyen şirketlerin son 10 yılını test etmişti böyle. İşte temettü düzenli o günden bugüne işte 10 yılda 8 defa, 9 defa, 7 defa temettü veren şirketlerin dolar bazlı. Hani o gün 2014 yılında 10 yıl önce 10 bin dolarlık dolar bazlı yapmış hesabını çok da güzel yapmış. 10 bin dolarlık bu hisseyi aldığınızda ertesi yıl temettü verdiğinde bu kadar daha dolar bazlı lot alıyorsunuz. Ertesi yıl bu kadar daha lot alıyorsunuz dediğinde o günden bugüne müthiş bir büyüme kazanç söz konusuydu. İşte insanlar bunu görmüyor. Şirketin sadece temettü verimiyle değil, o tip büyüyen şirketler zaten kâr ettiği için temettü veriyor. Kâr eden şirketlere de bütün yatırımcılar iltifat gösteriyor ve ortak oluyor. O şirketin hisse fiyatı da artıyor. Bir Ford, bir Türk Traktör temettü deyince akla bu şirketler geldiği için bunları örnek veriyorum. 10 yıl geriden bu yana bakın. Otokar, Arçelik, yani Ereğli. Ereğli şu 1-2 yıldır, 1,5 yıldır fiyat performansı iyi değil diye yerden yere vuruldu. Ama mental yatırım bunu ortaya koymuştu. Son 10 yılda Ereğli dolar bazlı ortalama, yıllık ortalama %11 kazandırmış yatırımcısına. Müthiş bir oran. Müthiş bir oran. %11 dolar bazlı kazanç demek yani şu an Türkiye'nin Eurobond getirileri en uzak vade yaklaşık %8-7 gibi oranlar var. Yani, bu oranları gördüğünüz zaman %11'lik Ereğli'nin yıllık ortalama kazancı müthiş. Neyse ben konuyu çok dağıtmayayım. Aziz. Aynen. Yani şöyle şimdi sen de çok iyi biliyorsun ki yani bir hissenin temettü vermemesi gerektiği zamanlar da oluyor. Yani tabii. Yani nedir bunlar? Mesela bir yatırım yapacaktır önünde. Güzel bir yani şey vardır. İşini büyütecektir. Kârını bu yani yatırım kazandığı şeyi o zaman yatırıma yönlendirecektir ve o dönemlerde bize temettü vermemesi gerekiyor zaten. Evet. Hani temettü verip de kredi çekip yatırım yapıyorsa bu zaten bizim için de yani ortaklar için de bir zarar. Yani biz bunu artık ayırt edebiliyoruz. Mesela yatırım yaptığı dönemlerde şeyini kısan, temettüsünü kısan veya hiç vermeyen şirketler hani Tüpraş oldu, şey oldu, Ford oldu geçmişte yatırım yaptığı dönemlerde kredi çekmeyip hani yani buna aslında şey optimum capital structure yani kapital yönetimini en optimum seviyede yapan yani öz sermaye ile mi gidecek şey mi yapacak temettü ödeyecek mi ödemeyecek mi ne kadar kredi çekecek çekmeyecek yani o dönemlerde temettü vermemesi gereken dönemlerde zaten biz yani temettü yatırımcı olarak bunu şey yapıyoruz yani bir şart koşmuyoruz yani illa her sene temettü verecek vermiyorsa ben bunu eliyorum diye bir şey yok yani kesinlikle. Evet. Hani evet bana cazip bir şey büyüme fırsatı varsa oraya yatırsın para. Yani iş tamamen ortaklık gibi. Hani ben ona ortağım ve güveniyorum patrona. Sen parayı git buna yatır.
Ondan sonra burada daha yüksek karlar üreteceksin. Yani benim temettüyü değerlendireceğimden, bankaya faize koyacağımdan daha fazla bana karla geri dönüş yapacaksın. Dolayısıyla ben de sana güveniyorum. Temettü vermeyebilirsin yani. Gayet normal evet. Yani bu şekilde. Evet. Şimdi bunlar genel konulardı. Bunlar genel konulardı. Ben birazcık daha Mr. Logic özeline inmek istiyorum. Evet, müsaadenle. Evet. Birkaç özel sorum var sana bunlarla ilgili. Şimdi herkesin de merak ettiği şey odur bence. Hani şirket seçimlerimizi nasıl yapıyoruz? Alım satım kararlarımızı nelere göre veriyoruz? Mr. Logic, hani o 2010'lu yıllardan 2024'lü yıllara geldiğimizde bu süreç nasıl evrimleşti ve bugünkü alım satım kararlarını neye göre verdiğini ben merak ediyorum. Çünkü neticede şunu biliyorum, ben senin üzerinde de biliyorum. Beraber ortak olduğumuz şirketler de oldu. Zaman zaman sattıkların da oldu. Aynen. Hani sadece biz için temettü yatırımı diyoruz, uzun vadeli yatırımcıyız diyoruz. Sanki şirketi alıyoruz, 30 yıl sorgulamaksızın taşıyoruz gibi bir izlenim oluşuyor. Böyle değil. Ama oradaki o satmayı gerektiren şartlar ne? Almayı gerektiren şartlar ne sana göre? Onları dinlemek istiyorum senden. Tabii. Ya evet, ya şimdi biz tabii olgunlaşa geldik bu şeylere, hani yıllara. Hani bu yayındaki en büyük benim amacım da hani gençlere, bizi takip eden insanlara bizim geçtiğimiz yolları şey yapmak, onların zaman kaybını engellemiş oluruz belki böylece. Hani hem zaman kaybını hem de gerçekten de bu tecrübeyi edinmek, ben de çok pahalı bu tecrübeyi edindim. İstiyoruz ki çok pahalıya mal olmasın bu izleyenler açısından. Daha kısa yoldan, daha ucuz bir şekilde öğrenmiş olsunlar. Tabii. Yani şimdi şirket seçiminde nelere bakıyoruz? Yani ben ilk önce yani bu işi 2-3 bacağı ayırıyorum. Yani bir şirketin yapısına bakıyorum. Ondan sonra şirketi iyi bir inceledikten sonra yönetimine bakıyorum. Yönetim ve patron ikinci ana başlık. Üçüncü ana başlıkta fiyata bakıyorum. Fiyat ve değer. Yani evet, bir şirketin özellikleri var. Bunlar şimdi onlardan bahsederim. Ondan sonra bu patron yönetimle ilgili bir sıkıntı var mı? Dürüstlüğü ve aradığım bazı kriterler var. Onlarla ilgili bir sıkıntı var mı? Ona bakıyorum. Daha sonra da kendim yaptığım işte bazı değerlemeler, bazı hesaplamalara göre hani ederi bu olması gerekiyor. O ederine göre şu anki fiyatı ne kadar yüksek veya alınır mı, alınmaz mı falan filan. Yani bu gibi şeylere bakıyorum yani. Şimdi şirkette de yani kaliteli şirket nasıl anlaşılır? Yani bu işin şeyi, ana şeyi bu. Ben de aslında bazı şeyler çıkartmıştım burada. Konu başlıkları çıkartmıştım. Şimdi hani ben sorularım var ama sen benim sorularımdan bağımsız bir şekilde de ilerleyebilirsin. Yok yani aynen. Ben de hani temel anlamda şirketlerden bahsedeceğim için derli toplu olsun diye notlar bile aldım yani buraya. Benim kendi notlarımı falan filan çıkarttım. Ondan sonra yani şimdi bir şirketi, kaliteli bir şirketi nasıl anlarız? Yani şimdi kalite deyince insan birazcık şey yapıyor. Yani bu soyut bir kavram. Yani bir kaliteli bir araba, kaliteli bir şey. Hani bunun kaliteli olduğunu biliyorsun ama neye göre kaliteli yani diyorsun. Bunu anlamak için ilk önce bir şirketlerle ilgili ölçülebilen özellikler var benim baktığım. Ve ölçülmeyen birazcık daha böyle şey yapan marka vesaire, yani elle tutulmayan özellikler var. Şimdi ilk önce yani işin kolay kısmı, mesela ölçülebilen şeylere baktığımızda neye bakıyoruz mesela ilk başta? İlk başta bir büyümesine bakmak gerekiyor. Yani satış büyümesine. Tabii ki yani satış büyümesi de nereden kaynaklanıyor bu şirketin? Yani hem fiyat olarak hem de hacim olarak yani ürünlerini satabiliyor mu ve bu pazarda yer edinmiş mi? Yani ilk baktığımız şey bu. Yani her sene ürünlerine enflasyon kadar zam yapabiliyor mu en az? Veya işte volüm, yani hacim artışı ilave kapasitelerle. Miktarsal artış. Şirket evet. 10 birim satarken ertesi yıl 12 birim. Bir sonraki yıl 13 birim gidiyorsa bu güzel bir gösterge. Aynen. Yani işte bu miktarsal artış şeyden de olabilir. Pazarın büyümesinden de olabilir. Hani sektörün büyümesinden de olabilir. Veya işte şeyden de olabilir. Kendi yaptığı
organik büyümelerden de olabilir, yeni yatırımlardan falan. Yani miktarsal artış ve fiyat artışı. Yani miktarsal artış, volüm artışı yapabiliyordur ama ne bileyim fiyatları ucuzluyordur. Sattığı ürün artık eskisi gibi rağbet görmüyordur falan. Bu da kötü yani. İlk başta her zaman yani bakmamız gereken şey bir ürünü, yani şirketin ürününün geleceği. Yani bu klasik bir, zaten hepimizin ilk önce satışlarla ilgili bir analizimizi yaparız. Yani gelecek yılda ne olacak falan şeklinde. Yani benim ikinci en büyük şeyim, bir şirketi değerlendirirken ölçülebilir şeylerden baktığım özellik, bu şirketin yatırdığı işine, işinden elde ettiği kazanç. Yani bir işe bir sermaye koyuyor ve o koyduğu sermayeden elde ettiği kazanç, yani attığı taş ürküttüğü kurbağaya değiyor mu değmiyor mu? Yani bunu mesela böyle yani yatırılan sermaye, yani şöyle anlatayım. Mesela biraz örnek vereyim, biraz basit gibi, basit bir örnekten gideyim. Diyelim ki hani biz bir girişimci olarak bir kafe açacağız mesela. İşte 1 milyon lira bir sermayemiz var diyelim ki. O 1 milyon lira sermaye ile işte, veya 1 milyon lira sermaye koymayı düşündük, yani bir kafe işine gireceğiz. İşte bunun diyelim ki öz sermayemiz 300 bin lira olsun. 500-600 bin lira banka borcu almış olalım. Hani 300-600 diyelim borç almış olalım. İşte çeşitli şeyler de yapalım. Ne bileyim ticari borçlar falan, aşağı yukarı. Yani 1 milyon liralık bir para koyalım ve bir şeyimizi açmış olalım. Yani kafemizi açmış olalım. Ne olsun bunlar? İşte öz sermayesi 300 bin lira olsun. İşte ve kısa vadeli borcumuz ne bileyim 200 bin lira kısa vadeli, 400 bin lira da uzun vadeli borçla 1 milyon lira şey yapalım. Bu aslında bilançonun pasif tarafı. Şu an pasif tarafını şey yaptık biz, oluşturduk. Bu parayla ne yapalım? Gidelim kafemize şey alalım, işte dükkan tutalım, buzdolabı alalım, kahve makinesi alalım. İşte bunlar ne oluyor? Duran varlıklar, maddi duran varlıklar. Maddi duran varlık alalım, işte kafe olsun bunlar. Ondan sonra yani çeşitli şeyler alalım. Buraya da bir miktar para harcamış olalım. Ondan sonra stok, bazı işte kahve, yani dönen, yani işle ilgili yaptığımız şeyleri harcayalım. Dönen varlıklar edinelim. Ne bileyim kahve alalım, şeker alalım vesaire vesaire. Yani bu parayı şeylere dağıtalım. Yani bir kafe açmak için gerekli olan işte tabelası, markası, dükkan kirası vesaire. Yani bizim bu yaptığımız şeyden, işten, mesela 1 milyon lira yatırdığımız sermayeden yıllık, yani şu an faizler ne diyelim, %50, %50 net diyelim, hadi sermaye maliyeti. Yani veya ticari kredi maliyeti, sermaye, yıllık %50'nin üzerinde bir kar elde edemiyorsak, hemen ilk yıl olması gerek yok. İlk yıl belki tutulmayabilir, yani uzun vadede, orta vadede birkaç yıl dayanabilir. Yani bir iş kurduk, yıllık %50'nin üzerinden kar elde edemiyorsak bunu, yani sermaye maliyetinin üzerinde bir kar elde edemiyorsak, o zaman bu yani bir ekonomik değer yaratmıyor bu kurduğumuz iş. Buna hani yabancılar da economic value added diyorlar. Yani bu şeyin sermaye maliyetinin üzerinde ne kadar ben ekonomik değer yaratıyorum. Yoksa yaratamayacaksam ben yani bu kafe işine hiç girmem, şeyime ne bileyim paramı alırım. Bankada faiz alırım vesaire. Yani ben buna bakıyorum. Yani şu ikinci baktığımız en önemli gösterge, yani İngilizcesi return on capital diyorlar veya return on investment. Yani evet. Yatırdığı paraya karşılık ne kadar bir getiri elde edebiliyor. Hani buna baktığımız zaman şirketleri bu gözle değerlendirdiğimiz zaman zaten kaliteli şirketler, yani iyi şirketler, ne dedik? Satış dedik. Ortaya çıkıyor böylece. Ortaya çıkıyor yani, aynen. Satış dedik, satışlarının seyrine bakarız dedik. Ondan sonra sermaye maliyetinin üzerinde bir kar elde ediyor mu? Buna bakarız. Buna da baktığımız zaman şeyler ortaya çıkıyor. Önünde ayrıca bir, yani şirket analiziyle yaparken önünde de cazip bir büyüme fırsatları varsa, ne bileyim bir yani o sektörde elektrikli araba olur. İşte, sektörde bir yenilik var, sektörde bir teşvik var, sektör yeni popüler oldu. Mesela pandemiden sonra, pandemi içerisindeyken uçuş, hani havacılık sektörü çok kötüydü. Evet, ama pandemiden sonra müthiş bir rüzgar oluştu sektörde. Hı-hı. Sektördeki bütün şirketler yatırımlar yapmaya başladı, büyümeye başladı.
çok güzel karlar getirmeye başladı. İşte önümüzdeki hikaye de bu olabilir. Veya buna benzer sektörlerdeki. Yani gelecek karlarla ilgili bir hikayemiz varsa, bir hikaye varsa, yani karın büyüyeceğini şey yapıyorsak biz önümüzdeki yıllarda, hani bir büyüme hikayesi varsa, bu da tabii şirket için bir artı oluyor. Yani en büyük bilmiyorum, o kafe örneğime katılır mısın? Yani ben biraz basit bir örnek verdim. Hatta orada şöyle bir şey var benim dikkatimi çeken. Vermiş olduğun örnek tam bir bebek şirket. Hep bebek şirket ararız ya. Evet, böyle önünde büyüme süreci hızlı olabilecek bebek şirket. Onun hisse fiyat performansı da iyi olur beklentisiyle. Şimdi yeni kurulan, büyümekte olan bir şirket ilk birkaç ayda, hatta ilk bir yılda bile belki de bir şey elde etmeyebilir. Çünkü ciddi şekilde borçlandı, yeni bir oluşum içerisinde. İlk bir yıl belki de ROIC düşük kalacaktır. Ama ikinci yıl artacak, üçüncü yıl daha da artacak. Dördüncü yılla geldiğimizde ilk bir yılda elde edemediğimiz karı dördüncü yılda fazlasıyla yerine koymuş olabiliriz. Bunu iyi hesaplamak lazım işte. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten Aziz, yani burada hatta yani orta vadede hani bir ortalama bir return, yani getiri zaten şey önemli. Hani bir hep böyle ortalamasına, hani bu evet iş yeni kuruldu. 1-2 yıl bunun oturması sürecek. Yani aynı ticari hayat gibi. Yani neticede borsada hisse seçerken de ticari hayattaki hani karşımıza çıkan küçük şirketlerin büyük versiyonları neticede bunlarda. Hani onların aynen öyle. Çok basit tarifiyle de bu değil mi zaten Erdinç abi? Hak verir misin ona bilmiyorum. Hani herhangi birimiz, ticaretle uğraşan veya uğraşmayan herhangi birimiz mahallemize manav açacak olsak veya mahallemizdeki bir manava ortak olacak olsak veyahut da kafeye ortak olacak olsak, ortak olmadan önce ne yapıyoruz? Hiç ticarete bulaşmamış birisi bile gider oraya oturur birkaç gün. Hani ne kadar müşteri geliyor, günde ne kadar o manav domates satıyor, ayda ne kadar patates satıyor. O kafeye ortak olacaksak o kafeye aylık ortalama kaç müşteri giriyor, aylık cirosu ne kadar, bütün bunların hesabını yapar. Ona göre ortak olur veya olmaz. Borsalardaki şirketlere de ortak olmak aynen bu şekilde olması lazım. Evet, evet. Aynı yani değişimler yok. Şey, sadece rakamlar düşük veya büyük olacaktır gelir gider anlamında. Bunu hani o kasaba ortak olur gibi, manava ortak olur gibi borsadaki şirketlere de ortak olursak aynı mantıkla yanlış şirket seçmeyiz bence. Ama tabii onun ki. onun yerine ne yapıyoruz? X üstad sosyal medyadaki bilmem kim üstad, bilmem ne şirketinin iki aya kadar 10x yapacağını iddia ediyor. Ben de gideyim onu alayım. Ben de 2 ay sonra 10 çarpıp fiyat para kazanacağım umuduyla ortak oluyuyoruz. Çok yanlış bunlar. Çok yanlış. Evet. Biz de istiyoruz ki öylesi ortaklıklar yapmak yerine, bizi izleyenlerin de, bu programları izleyenlerin de, şirkete ortak olma kültürü edinsin. Şirkete yatırım yapma kültürü edinmiş olsun ki ve oradaki o hesaplamaları, matematiksel yön yöntemleri, sosyal yön yöntemleri bu şekilde sizlerin de sayesinde anlatarak insanlara bir şey katabiliriz umuduyla bu çekimleri yapıyoruz böyle. Tabii. Devam et. Evet evet. Ya zaten bir yön çizmek. Yani buradaki arkadaşlara hani baktığımız şeyler bunlar. Siz bunlarla ilgili detaylı birçok analiz hani internetten araştırarak ederek, işte sermaye getirisi nasıl hesaplanır, büyümeyle ilgili tahminler nasıl elde edilir, sektörlerle ilgili projeksiyonlar, işte hacim dedik, şey dedik, brüt karlılık mesela, hani şirketin karlılığıyla ilgili şeyler, hani yani ana şeyleri başta mesela o hani verimli bir şirketi ortaya çıkartmak için yatırdığı sermayeden elde ettiği kazanç, mesela yatırdığı sermaye yıllarca temettü vermiyor, şişiyor, büyüyor, ondan sonra oradan elde, o yani boşta tuttuğu para da öz sermayenin içerisinde durduğu için bu sefer şirketin verimliliği de düşmüş oluyor. Yani atıl bir vaziyette durmuş oluyor. Halbuki onu bize şey olarak verse, öz sermayesi de şey olmayacağı için, fazla şişmeyeceği için, yani eğer alan bulamıyorsa, yatıracak alan bulamıyorsa temettü olarak vermesi en doğru mantık olduğu için, dolayısıyla kendi verimliliğini de korumuş oluyor aslında. Yani genel anlamda bunlar. Şirketin ölçülebilir baktığımız şeyleri bunlar. Sen de zaten yayınlarında bunları çok defa şey yapıyorsun, işliyorsun. Ben birazcık daha böyle ölçülemeyen,
maddi olmayan duran varlıklar dediğimiz, yani intangibles diyorlar yabancılar da bunlara. Maddi olmayan duran varlıklara da biraz son dönemde bunların da önemi arttığını düşünüyorum. Bunlara da çok bakılması gerekiyor. Yani bunlar mesela nedir? Bir marka, marka algısı, müşteri şeyi, müşterilerin sadakati. Ondan sonra şirketin sahip olduğu, şimdi teknolojik avantajlar, patent vesaire, yaptığı buluşlar veya abone sayısı gibi, hani maddi olmayan duran varlıkları bunların, yani veya bir patenti vardır, bir ilaç şeyidir veya bir üstün bir bu veya bir maden lisansı vardır, bir yerden şey çıkartma lisansı vardır. Yani bunların önemi dünyada da artıyor, bizde de artıyor. Çünkü yani diğer hesaplar zaten herkesin görüp yaptığı hesaplar. Mesela bir Tesla'ya bakıyorsunuz. Bir işte ne bileyim Nvidia var mesela, işte Microsoft. Hani bunların FK'ları çok yüksek. 80-90 FK'lar veya Microsoft 40-50 FK'larda. Niye? Bunların maddi olmayan, yani sahip olduğu teknolojik avantajların ileride karlılığına yansımasında şeyini görüyor yatırımcılar. Avantajını görüyor. Yani rakiplerinin elde edemeyeceği sektörde sahip oldukları şey üstünlüklerini görüyorlar. Rekabet üstünlüklerini gördükleri için dolayısıyla bunlara yüksek çarpanlarla fiyatlayabiliyorlar. Yani başka ne olabilir? Mesela hani perakende de kritik yerde açılmış mağazalar, mesela hani maddi olmayan duran varlık. Yani veya hani çok sayıda şeyi, hani bir sokağın en güzel yerinde bir şey açmıştır, dükkan açmıştır. Veya işte ne bileyim bir AVM'nin en güzel yerinde bir giyim kıyafet mağazası açmıştır falan. Onun şeyi, müşterisi çok fazladır. Yani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bunların tabii şeyi çok daha zor. Ölçülmesi ve ortaya çıkartılması çok daha zor. Yani benim toparlarsam şeyi, bir şirket seçiminde işte bir ölçülebilen, deminki bahsettiğim satış ve sermaye getirisi ve bu ölçülemeyen markayla ilgili ve müşteri memnuniyetiyle ilgili şeylere çok bakıyorum. Mesela burada Warren Buffett'ın da çok kullandığı hani ölçülemeyen şeylerde, hani rakiplerinin sektöre girmekte önünde yaşayacağı bir bariyerler diyor. Şey bariyeri, giriş bariyeri. Yani bir senin öyle bir pazar şeyin vardır ki, öyle bir markayı oturtmuşundur ki, hani bir rakibin girip de oradan senden şey çalması çok zordur. Yani şeyler ona hiç tenezzül etmezler. Yani o sektörü sen tamamen domine etmişindir. Veya bir lisansın vardır. Ne bileyim işte hani telekomların yayın lisansları gibi, işte Lig TV yayın lisansı gibi düşün yani. Yani başka birisinin o alana girip hani o şekilde bir spor televizyonu yapması hiç karlı olmayacağı bellidir yani. Bu şekilde olaylara da çok bakılması, edilmesi gerekiyor bence yani. Evet. Şimdi Erdinç abi, şirket seçiminin şartlarını konuştuk. Şirketin büyüme evrelerinden bahsettik. Ve değere gördük. Fiyat değeri konuşacağız Aziz'im. Evet, onu sormak istiyorum. Onu sormak istiyorum. Hani biz bu şirketi seçtik, tamam alacağız ama nasıl değerleme yapıyoruz? Onu merak ediyorum senden. Aynen. Şimdi yani zaten işin şeyi yavaş yavaş çözüyoruz yani. İşi yavaş yavaş çözüyoruz. Yani şirketlerimizi belirledik. Kaliteli şirketleri ortaya koyduk. İşte satışları güzel gidiyor. Ondan sonra işte marka vesaire, maddi olmayan, yani her yönüyle iyi şirketleri bir kütüphane oluşturduk. Zaten öyle yani. 20-30 şirketten oluşan bir kütüphanemiz oluştu. Ha, şimdi diyeceğiz ki bunları yavaş yavaş ederinde mi değil mi değerleme şeylerine bakmamız gerekiyor yavaş yavaş. Yani şimdi işin şeyi şu, yani burada bir herkesin, yani hepimizin, senin benim, bir malın ederini hesaplayamamız, kafamızdan bir ölçmemiz gerekiyor. Ama indirgenmiş nakit takımıyla INA dediğimiz, DCF dediğimiz, ama işte çarpan analizi, fiyat kazançla veya değişik işte likidasyon, yani bir varlıklarını satarsam ne olur tarzı. Yani 4-5-3-4 çeşit değerleme yöntemleri ne göz önünde bulundurarak bir malın ederini hesaplamamız gerekiyor. Yani geçmiş şeylerine de bakabiliriz. Geçmiş işte grafiklerine de bakabiliriz. Yani piyasa değeri son 10 yılda 5 yılda ne olmuş? Mesela şimdi bakıyorum, hani Tüpraş diyorum mesela, hani örnek 10 milyar dolar ediyor. 10 milyar dolar, hani şu anki şeyi aşağı yukarı bir bakayım hem PC'den.
değerli şeyine senle konuşurken. 10 milyar doları görmüş bu şirket vaktiyle. Yani bu görüntü bir dondu Erdinç abi. Evet, evet. Yani bu şirket 10 milyar dolar eder mi, etmez mi? Evet. Şu an iyi mi? Şu an nasıl? Şu an daha iyi. Şu an nasıl? Daha iyi. Bilgisayardaki o paylaşım yaptığın yerde biraz takılma oldu. Şu an düzeldi mi? Düzeldi. Ses geliyor. Görüntü de düzeldi şimdi. Evet. Tamam, tamam. Ya herhalde şeyi elime alınca şey yaptı. Hani TÜPRAŞ 9,5 milyar dolarmış mesela baktım. Neyse karıştırmayayım şeyi. Dağıtmayalım konuyu. Yani bir değerleme hesabı mutlaka yapmamız gerekiyor Aziz. Yani şey yapıyorsun yayınlarında. Burada yani yöntemler evet. Ne? İNA, indirgen, DCF dediğimiz yani indirgenmiş nakit akımı dediğimiz hani bu şirketin gelecekte elde karların günümüze belli bir iskonto oranı. Erdinç abi sanırım ben internet hızından kaynaklı bir durma oluyor. Bilgisayarındaki alo. Açık olan diğer pencereleri kapatırsan alo. Belki de internet yavaşlatmamış oluruz. Şu an nasıl? Yayın. Şimdi biraz daha iyi gibi. Bilgisayarında açık olan o diğer pencerelerini kapatırsan veri akışı sağlıyorsa onlar internet hızını yavaşlatıyor tamam. Olabilir. Kapattım, kapattım. Tamam, şimdi şey daha yaptım, iyi oldu. Tamam. Bir dakika, şimdi, şu an nasıl? Değer, şimdi daha iyi. Evet. Ben de bir iki evet, biraz değerli şey, şey yollarından bahsettik. Şu an tamam. Evet, değerli şey, tamam. Değer biçme yollarından bahsettik. Peki şirketi ne zaman satıyorsun sen? Aldın, şirketi beğendin, aldın. Kendi gördüğün değere geldi diye satıyor musun? Yoksa satmak için farklı ya, koşulların, şartların var mı? Var aslında. Şöyle yani bu satma işi aslında işin en zor kısmı bence. Bizim gibi yani böyle temel analizciler için satma zamanlamasını şey yapmak. Yani aslında satma zaman yani eğer temel analizle odaklanarak temel analiz kullanarak hisse alıyorsan yani gene temel analiz kullanarak satış yapman lazım. İşin şeyi bu yani. Yani bu da nedir? Şirketin büyümesinde demin baktığımız konularda söylediğimiz konularda şirketin büyümesinde bir yavaşlama başlamışsa yani bunu öngörüyorsan hani bu evet yani eskisi kadar satış yapamayacak artık. Karlı da şey olmayacak. Dolayısıyla büyüme yavaşlayacak. Veya işte rekabet avantajında veya sektöre yeni oyuncular giriyor. Bunlar da gayet güçlü giriyorlar. Bunlardan pazar çalacak. Rekabeti yani yeni rekabetçiler giriyor. Mesela şu an araba otomotiv sektöründe böyle bir şey var. Hani yeni işte durum söz konusu. Yani durum söz konusu. Aynen aynen. Veya satma konusu da şey yönetimde veya bir sıkıntı oluşmaya veya sahip değiştirdi, yönetimde bir sıkıntı oluşmaya başladı falan oralarda bir sıkıntı oluşmaya başladıysa aslında burada bu üçü bir araya geldiyse yani hem satışları şey olduysa burada aslında bir satış yapmak lazım ama tabii ki şeye de bakıyoruz yani fiyatı aşırı şişti, aşırı değerin üzerinde çıktığını düşünüyorsak o zaman da satış yapmamız gerekiyor yani mecburuz. Ben evet, biraz evet. Şeye değinmek istiyorum. Bu yönetim patron konularına biraz değinmek istiyorum. Hani ben ona çok önem veriyorum. Hani demin de bahsetmiştim hani şirkete bakarız, yönetime patrona bakarız falan filan. Yani bu dürüst yönetim, dürüst patronu nasıl anlayacağız şeyde? Yani bir şirkette biz nelere bakmamız gerekiyor? Yani şimdi şeye baktığın zaman hani kim herkes tabii aynası iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Yani kimse ben dürüst değilim, kimse şey değilim demez. Ama bunların bazı şirketlerin iyi yönetildiğini veya şey olduğunun bazı işaretleri ne bakmamız lazım. Nedir bunlar mesela? Nelere bakarız? Mesela patron hisse satıyor mu şeyde kapta? Hani ortak satışları var mı? Bir kere bu. Ondan sonra düzenli temettü dağıtmış mı, karını paylaşmış mı geçmişten günümüze? Yani paylaşmaması gerektiği zamanlar evet onu yani yatırım yapıyorsa tamam.
ama kar etti ve tutuyor mu? İmtiyazları var mı çeşitli? Yani temettü imtiyazı veya yönetimsel imtiyazları var mı? Veya kredi, yani temettü ödüyor aşırı, yani şey çekiyor şirketten, aşırı temettü çekiyor. Onu da krediyle tekrar yeni yatırım yapıyor. Mesela bunu geçmişte Türk Telekom örneğinde gördük, yani Arap ortağı varken. Hani evet. %100 temettü dağıtıyor, bir bakıyorsun acayip bir kredi çekiyor. Finansal gider oluşuyor, devamlı finansal gider içinde boğuşuyor falan. Veya başka işte bilanço günlerinde insider dediğimiz, yani içeriden bilgi sızmaları vesaire, bu konularda herhangi bir sıkıntı oluşmuş mu geçmişte? Yani şeylere girdiğimiz zaman aklıma geliyor şimdi, hani finansallarına girdiğimiz zaman, burada dip notlarına baktığımız zaman orada ilişkili taraflar dediğimiz, hani kendi grup şirketleriyle ticareti nasıl? Hani böyle bir şey ticareti var mı? Kar transferi yapıyor mu şirket? Halka yani, açık olmayan şirketlere kar transferi yapıyor mu? Evet. Evet. Mesela alakasız bir satın alma yapmış mı? Mesela kendi konusu dışında, yani kendi iş alanı dışında gitmiş bilmem nereden arsa almış, bilmem nereden AVM almış. Yani bunlar, yani böyle değişik bir şey yapmış mı? Yani ben kar bekliyorum, gidiyor benim, hani gidiyor bilmem nerede bir şey yapıyor falan. Artı şey, mesela guidance yayınlıyor şirketler. Hani işte şu kadar satacağım, yıl sonu şöyle olur. Bunların şeyleri, tutturma oranları, guidance'ları nasıl, düzenli 3 ayda bir güncelliyor mu, yayınlıyor mu, gelecek projeksiyonları nasıl? Ben hatta şeye bile bakıyorum, yani geç bilanço açıklayan şirketlere bile bakıyorum. Böyle ta son güne bekleten, son gün son akşam, işte saat 11'de hala bilançosu gelmemiş mesela. Hiç o tarz şeylerle. Hiç işim olmaz yani o tarz şeyler, şirketlerle. Bunlarla karşılaşmak istemiyorum. Bunları yerine getiren yönetimleri başarılı buluyorum. Yerine getirmeyenleri de başarısız buluyorum. Çok net, evet. Çok düzgün. Ya genel neticede biz bu şirketin patronuyla ortak oluyoruz. Hani demin aynen dedik abi. Ya mahallemizden örnek verdik. Mahallemizin manavı, kasabı, kafesi. Oradaki o kafenin sahibi size güven konusunda bunları sağlayabiliyorsa onunla ortak olursunuz. Değil mi? Hani bu ortak olacaksak. Tabii. Yani şimdi ben onun dışında oradaki adamın, oradaki patronun geçmişinde tam da senin anlattığın gibi saçma sapan satın almalar yapmış, saçma sapan paralar harcamış. Ben o zaman adamla ortak olmam. Hani değil mi yani? Aynı şekilde borsadaki şirketlerimizin de patronlarına bu gözle bakmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok güzel detaylı bir sunum oldu burada tabii, bence. Tabii tabii. Kesinlikle. Azim biraz şimdi, yayında donmalar oldu ama evet evet, o arada oluyor, yapacak bir şey yok. İnternet hızıyla alakalı bir şey bu. Evet, şimdi yani, maalesef. Aldık şirketi, sattık, patronunu ölçtük. Her şey çok güzel. Şimdi bir de bu süreci, aslında bu süreç ilerlerken bu işin psikolojik kısmı da çok önemli. Hani yatırımı yapmak için şirketi seçtik. Patron da güven veriyor. Tamam, ortak olduk. Değer de biçtik. O değere doğru gidiyoruz veya biraz takılıyoruz, geç kalıyoruz. İşte burada o yatırımcı psikolojisi öne çıkıyor. O psikolojiyi nasıl yönetebiliriz? Çünkü bizim aldığımız, ortak olduğumuz şirketin karı artmaya devam ederken, satışlar artmaya devam ederken olağanüstü bir durum oluşuyor. Siyasi bir kriz, evet, olabiliyor. Ve endeks, borsa endeksi düşüyor. Bizim ortak olduğumuz şirketin hisse fiyatı da düşebiliyor. Bunlar da olabiliyor. Hesapta olmayan yöntemler ortaya çıkabiliyor. İşte nasıl psikolojimiz olması lazım ki bu süreci yönetebilelim? Ya Aziz, çok yani bu işin şeyi zaten, aslında buraya gelmek istiyorduk. Yani bence işin %70'i bu psikolojiyi yönetmek. Yani yatırımcı, evet, psikolojisini yönetmek. Burada yani birazcık da şeyler değişiyor. İnsanın kendini tanıması gerekiyor. Yani evet, bir terzinin bir elbiseyi dikmesi gibi, yani vücuda oturan bir, herkese, çünkü sana olan elbise bana olmayabiliyor yani. Olmuyor yani. Senin vücuduna, evet, göre dikilen elbise başka, benimki başka. Yani nedir bu? Kendimizi tanımamız gerekiyor. Bir kere yani bir risk seviyen ne? Yani ki şeyin ne? Çabuk streslenen biri misin yani? Böyle, yani bir kayba karşı tahammül seviyen nasıl? Mesela bazı sorular var burada kendimize sormamız gereken. Yani benim şu kadar param var.
benim bunun işte %10'unu, %50'sini veya tamamını bile kaybetsem hiç umurumda değil. Veya o rakamı kendine şey yapman gerekiyor, koyman gerekiyor yani. Bu yani borsaya yatırdığın para ayrıca sana ne zaman lazım? Yani temel ihtiyaçlarının karşılanmış mı? Mesela evin var mı? İşte veya işte sen 3 ay sonra hani sana lazım olacak işte çocuğun okul taksidiyle ilgili bir parayı mı yatırıyorsun borsaya? Veya gelir çeşitliliği nasıl? Yani birkaç yerden gelirim var, işim var vesaire. Hani borsa senin için bir gelir mi? Yani burada şey işin psikolojisini yönetmek için oradaki şeye ihtiyaç olduğumuz yani oradaki birikimlerimize ihtiyaç olduğumuz meblağın bizi ne kadar strese sokup sokmadığını şey yapmamız gerekiyor. Yani gece rahat uyuyabiliyor musun? Hani borsada şeyin var ama yatırımın var ama gece yani çünkü o zaman en ufak bir şeyde en ufak bir ters şeyde yani düşüşte veya ters bir döngüde bu sefer yani korku duyguları insanın korku şeyi daha ağır basıp çok yanlış kararlar almasına neden oluyor. Yani burada evet. Buranın şeyi de şu yani biraz sabırlı olup birazcık da dengeli bir portföy kurulması gerekiyor. Tabii ki yani burası Türkiye malum. Yani şey tek bir alana endekslenip yani ben aslında bunu yeni yeni oluşturdum kendim. Yani dengeli portföy kurduğuma son 3-4 senede inanıyorum kendi açımdan. Mesela başlarda ben de belli bir hisse grubuna çok %50 civarında böyle kaynak ayırdığım daha bile çok kaynak ayırdığım dönemler olmuştu. Ama şu anda düşünüyorum yani kesinlikle %15 %20'den fazla herhangi bir şeye kaynak ayırmam ve sektör çeşitliliğini mutlaka göz önünde bulunduruyorum. Yani demin yukarıda şey yaptığımız işte patron vesaire o şeyleri geçen hisseler arasından bu sefer işte artık 6 hisse mi olur, 8 hisse mi, 10 hisse ne kadar şeyi takip edebiliyorsak bizim psikolojimizi rahatlatacak şekilde evet. Belli bir sepet yumurtaları ayırıp hani klasik şey mesela öyle bir şey gruplarına mesela çeşitli hani hisse faizden nasıl etkileniyor? Yani faizin sıkı faiz politikasından nasıl etkileniyor? Yani krediden mesela şu an krediler daraldı Türkiye'de. İşte otomotiv satışları düştü. Yani bütün şeyimiz otomotivdeyse ağırlığımız bu sefer tabii ki portföy şeyimiz geriye gelecektir. İşte perakende mesela dediğimiz hani şey harcamalar yani enflasyona duyarlı bir sektör ama şeyimizin yani harcanmak zorunda olan bir sektör. Yani o senenin şeyi ne? Yani sektörü ne? O sene işler nerede dönüyor? Türkiye'nin durumu ne? Bunları şey yapmamız lazım ve psikolojiyi de buna göre yönetmemiz lazım. Tabii. Yani bunu da şöyle anladım ben. Her insana göre. Tabii. Şöyle anladım ben. Portföy, sağlıklı bir portföy dağılımı yapabilmek o portföyün yönetilmesi sırasında psikolojimizi daha dengede tutabiliyor. Tek şirkette, tek bir gruba yoğunlaşmış portföyün psikolojisini yönetmek daha kolay olmuyor biliyor. Bunu anladım. Bence de çok doğru noktalara değindin. Güzel oldu bu. Cevap da çok güzel oldu. Dengeli bir portföy, dengeli bir dağılım. Herhangi bir gruba veyahut da şirkete en fazla portföyde %15-20 ağırlık veririm diyorsun. Katılıyorum. Mantıklı yollar, yöntemler. Peki sormak istediğim diğer bir soru, eklemek istediğim başka bir şey varsa bu konularla ilgili lütfen ekle. Yoksa başka bir soru sormak istiyorum. Vade meselesi. Bu vade meselesi de hani gerçekten yatırımlarda sorgulanması gereken önemli bir detay. Ya şöyle, senin şimdi yani... Evet. Ya biraz donuyor ama yayın arada gidiyor geliyor. Vade konusu evet, evet. Şey yapıyoruz, konuşuyor. Ya aslında şöyle, vade yani kısa, orta, uzun vade düşünürsek yani benim bir vade şeyim yok. Yani vade kriterim yok. Yani ben şöyle hani 10 yıl tutmayacağım hisseyi 10 dakikamı ayırmam. Hani bu Buffett'ın lafı, ondan çaldım ben. Hani kısa vade nedir o? Yani hepsi kısa vadede olabilir, hepsi orta. Yani bu da gene kişiden kişiye değişiyor. Yani vadeden bağımsız yani şeye. Tamamen temel analiz odaklı şeylere bakıyorum. Tamamen temel verilerine bakıyorum. Veriler bozulmaya başladığı zaman şey yaparım. Satarım yani. Hani şu ya bu benim için... Bu 3 ay da olabilir.
bir yılda olabilir, iki yılda olabilir. Benim vade kıstasım yok diyorsun. Aslında bunun da temeli şu ki borsaya ayırdığımız meblağ, para bana yakın bir zaman sonra lazım olmayan, az önce senin vurgulamış olduğun gibi. Hani 6 ay sonra, 3 ay sonra bana lazım olan para ile borsaya girmişsem beni kısıtlayan bir vade süresi varsa orada ben verimli bir yatırım yapamam ki. Yapamam çünkü vadem bittiğinde belki de benim satmam gereken yerde hisse fiyatı çok kötü fiyatlanıyordu. Endeksten dolayı coğrafyamızdaki ne yazık ki her an çıkabilecek bir savaştan dolayı hisse fiyatları o gün düşmüş olabilir. Yani bu gerçekten de borsaya ayrılan paranın yakın zaman içerisinde bize lazım olmayan para olması bu rahatlığı getiriyor bize. Tabii tabii. Yani o vadede senin beklediğin şartlar gerçekleşmeyebilir hissede. Yani sen işte bir satışların büyümesini bekliyorsundur veya ne bileyim bir baskı yer veya genel ekonomide işte dünyada herhangi bir makroda şunda bunda bir bozulmalar vardır falan. Hani senin o beklediğin vadede gerçekleşmez de 6 ay sonra gerçekleşir. Yani vade bence vade olmaması gerekiyor. Yani ben bilançodan yani şimdi bu konu da birazcık göreceli bir konu. Yani kişiden kişiye de değişir. Ben yapamıyorum yani bilançodan bilançoya yatırım şeyini çok fazla uygulayamıyorum. Hani benim takip ettiğim daha uzun vade, orta vadeli göstergeler işte şirket verimliliği, satışların şeyi bunlarda bir bozulma veya bir de şunu söyleyeyim yani bizim ufka bakmamız gerekiyor. Yani ben bir şirketin hikayesinin neresindeyim? Yani şirkette nasıl bir trend var şu anda? Yani bir yatırım yapıyor işte yatırım mı yapıyor veya bu sektörden işler nereye gidiyor? Bu şey bitince veya bir yatırım yapıyorsa o yatırım bitince ne olacak? Satışlar ne olacak? Yatırım ne zaman bitecek? 2 sene, 3 sene falan. Ondan sonra bu sektörün şeyleri nereye gidiyor? Genel şeyleri. Yani o şirketin 5 sene, 10 sene sonra olacağı yeri şimdiden hayal edip ona göre yani bu evet benim şeylerimi karşılıyor. Beklentilerimi karşılıyor. Yani vadeye çok fazla takılmamamız lazım. Değerin üzerinde çok aşırı bir fiyat. Mesela ben geçmişte olmuştu, sen de biliyorsun. Beraber de hani o hisseyle Hektaş'ı vereceğim mesela. Hani hisse örneği verebiliriz, sıkıntı yok. Hani çok sevdiğim bir şirketti. Daha yani hiç kimse bilmiyorken hani sadece 6 ay bir üretim ilaç satıyorken ondan sonra geri kalan 6 ayda hani çok fazla bir şey yapmıyorken hani biz o hisseyi temettü yatırımcıların klasik hissesiydi. Sonra büyüme şeylerine girdi. Tohum olsun. Ondan sonra yeni iş alanlarına kendi işini geliştirdi. Gübre olsun. Ondan sonra biz bunu fark ettik ve o hissede çok güzel pozisyon aldık. Ama sonra benim şahsen hesapladığım değerin çok çok üzerine çıktığı için ben maalesef çıkmak zorunda kaldım. Yani temel analiz mantığıyla maalesef demeyelim de aslında yani olması gereken bana göre çıkmak zorunda kaldım. Yani bu şekilde aşırı bir değerin üzerinde bir fiyatlama olduğu zaman tabii ki şey yapacağız. Yani o vade yani yok benim sonsuza kadar bu hisseyi tutarım diye bir şeyim olamaz. Yani bakıyorum hesaplıyorum gelecek şeylerini hesaplıyorum bu fiyat etmemesi gerekiyor diyorum. Yani bana diyorum bu kadar yeter. O zaman başka tarafa geçiyoruz yani. Hani dolayısıyla vade bir zaman değil hissenin gelişimlerine göre yapmamız gereken hareketler olduğunu düşünüyorum ben. Kısacası böyle yani. Vade bir zaman kısmı yok yani. Anladım. Abi 50 dakikayı geçmişiz. Bayağı da uzattık videoyu. Aslında hani sabaha kadar da konuşuruz. Hiç sıkıntı yok. Fakat bir son soru sormak istiyorum. Şimdi biz küçük yatırımcılar olarak hani endeksi nasıl yenebiliriz? Nasıl alfa sağlayabiliriz? Bunlarla ilgili böyle hani daha spesifik çünkü senin bu konularda çok etkili yöntemlerin olduğunu biliyorum. Onlara da insanların duymasının faydalı olacağını düşünüyorum. Evet yani aslında işin sonuna geldik. Bir toparlarsak hem de işin yani can alıcı noktalara değindik. Yani basit ama temel şeylerin üzerinden geçtik. Detaya girmeyi arkadaşlara bıraktık. Yani bu yayını izleyen arkadaşlar hani bu konulara bakayım ya şunu da açayım ya. Evet bak abilerimiz veya büyüklerimiz bunlara bakmışlar. Bunlardan geçmişler, bu yollardan geçmişler. Demek ki ben de bunları incelemem gerekiyor şeklinde.
konu başlıkları verdik. Mesela biz tabii küçük yatırımcı olarak nasıl yani endeksi yeneriz? Alfa yaratmak diyorlar buna. Evet. Hani nasıl evet. böyle ekstra? Yani aslında çoğu kişi yani ortalamanın üzerine çıkamıyor. Yani endeksi yenmek çok zor. Yani ortalamanın evet. üzerine çıkmak yani bu tabii fonlar bile yani birçok şeyler bile hani endeksi %5, %10 yeniyorsa her sene düzenli çok başarılı olarak görülüyorlar. Hani Amerika'da evet. olsun, bütün dünyada falan. Hani dolar üzerine, hani endeks üzerine artı %5 endeks kadar kazanan bile hani başarılı bazı yıllarda. Yani sanılanın aksine çoğu kimse endeksi yenemiyor, ortalamada kalıyor. Yani bunun için ne yapıyoruz yani, ne yapmamız gerekiyor? Yani ben şahsen verilerini takip edebildiğim hisseleri seçiyorum. Bu benim şeyim. Yani aylık, ben hatta bir Twitter, Erdinç Etkin diye benim de Twitter şeyim var, hesabım var. Onu orada ben hani, kullanacağım zaten. He, pin yani sabitlediğim bir tweetim var. Orada borsada veri takibi diye geçiyor o tweet. Verilerini takip edebildiğim hisseleri şey yapıyorum, daha çok seçiyorum. Yani veri takibi burada önemli. Küçük yatırımcı olarak nasıl yani ayakta kalırızı konuşursak bir kere veri takibi yapacağız. Yani ne bu veriler? Bir sürü veri var. İşte yani veri gelen şirket var diyelim. Onları işte tek tek saymaya gerek yok. Yani ilk aklımıza gelenler işte otomotivdi. Yani satış verileri aylık. İşte 3 aydan 3 aya yayınlanan bilançolardaki perakende olsun, şey olsun. Yani bir sürü ekonomiyle ilgili veriler var. Ben de o tweetimde yazmıştım. Evet. Oraya da bakalım. Sen de biliyorsun bunları. Verileri, evet. veri takibi bir kere yapacağız. Ondan sonra yani endeksi yenmenin şeyi tabii alım satım zamanlarını, alım satım sabrını beklememiz gerekiyor. Yani mesela çok iyi noktada çok beğeniyorum şirketi, demin söylediğimiz şeyleri ama pahalı kardeşim. Yani o zaman pahalı almayacaksın, bekleyeceksin o zaman. Yani sabır, yani ikinci şey sabır yani bu da biraz psikolojik özellik, işin şey özelliği. Doğru. Şimdi aklıma şu geldi sen bunu söyleyince. Hani borsada sabırlı olmak lazım. Bu klasik bir cümle. Klasik en bir büyük akış. Şey bu. En büyük nitelik bu. Evet. Ama insanlar bunu hep şöyle anlıyor. Şirketi al, sabırla bekle. Sabır hep yok. Burada kullanılıyor. Aslında almak için de sabırlı olmak lazım. Sabırı orada da kullanmak tabii, lazım. Tabii. Ya şimdi döngü dibinde yani döngüsel bir sürü şirket var. Yani döngünün sen tepesinde o hisseyi aldığın zaman çok iyi bir hisse bile yani örnek de verim mesela geçen sene araba satışları müthişti yani araba döngüsü Türkiye'de ve dünyada da şeydi sen onun tepesinde aldığın zaman o şey hissede bile blue chip hissede bile iyi hissede bile şimdi döngü terse döndü çelik işte Ereğli'den bahsettim mesela hani çelikte de döngü şu an şeyde terste ters döngüde bu sefer yıllarca bekliyorsun. Bu sefer de o ise kötü olmuş oluyor. Yani hayır kardeşim sen onu döngünün en şaşalı dönemlerinde aldın. Yani en almaman gereken dönemlerde aldın belki de. Yani ters dönemde ters pozisyon almış oluyorsun yani burada. Yani evet. o zamanını da beklemek önemli. Ben bir de şey yapıyorum yani şirketteki yatırımcı ilişkileriyle direkt bağlantı kuruyorum genelde. Arıyorum. Demin söylediğim işte dürüst patron özelliklerini arıyorum yani bir hissede ve işte genel kurullarına da katılmaya çalışıyorum yatırımcı profili nasıl mesela yatırımcı ilişkileriyle telefonda diyaloğum varsa onlar tabii genel kurulda da oluyor gidiyorum yüz yüze tanışıyorum onlarla böylece hani birazcık daha hem birbirimizi tanımış oluyoruz hem yani daha böyle şey bir ortam oluşuyor yani yatırımcı ilişkileriyle böyle birden fazla görüşme yapmışlığım oluyor. Yani genel anlamda dediğim gibi veri takibi yani veri takibi işte demin nitelikli şirketler, dürüst patrona sahip olan şirketler, psikoloji yönetimi, ondan sonra dengeli portföy, değer hesaplamak, sabır, dürüstlük vesaire bunlarla yani şey yapıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Baştan bu yana anlattığımız kriterleri yerine getirirsek alfa sağlayabiliriz. Ben bunu anladım. Aynen. Evet. Anladım. Aynen. Yani özetle yani, bu bizim hikayemiz evet. bu diyebiliriz. Evet. Aşağı yukarı bir saat oldu. Bir yayın yapmış olduk bilmiyorum yani.
Evet, çok faydalı oldu bence. İzleyenler adına ben çok teşekkür ederim. Samimiyetle bütün bu bilgi birikimini paylaştığın için bizlerle tekrar çok teşekkür ederim. Zaten dedim ya bizim o 2010'lu yıllar ortalama hani 2008-2009 hatırlıyorum Evet. ben çünkü mortgage krizi çıktığında Amerika'da endeks bangır bangır böyle paldır küldür dökülürken bile orada biz yine uzun vadeli yatırım yapmanın erdemlerinden bahsediyorduk. Hala o düşüncedeyiz ve gerçekten o dönemde de işte bu ekip, Hissenet'in temel analiz bölümündeki o ekip gerçekten çıkarsızca, menfaat gütmeksizin sadece bilgi paylaşımı adına o paylaşımları yaptık. Ve yine oradaki o ekip, o kadro ne kadar iyi niyetli ki o günden bugüne müthiş bir dostluk oluştu aramızda böyle. Çok teşekkür ederim Erdinç abi bu program için, katıldığın için, samimiyetle bütün bilgi birikimini anlattığın için. Buradan mesajım olsun. O ekibi tek tek böyle çekim yaparak, video üreterek o bilgi birikimin, o kültürün sosyal medyada daha da büyümesini sağlamak Evet. istiyorum. Teşekkür ederim. Sen katıldın. Güzel bir katkı sundun. Yine ileriki süreçte hep beraber de bir yayın yapmayı planlıyorum o ekiple beraber. O zaman için de Biliyorum. davetlisin. Evet. Bilgin olsun. Ya evet. Evet. Çok sağ ol davet ettiğin için. Evet. Yani biz de işte ana şeyim benim de şuydu. Hani işte bizim gibi o yollardan geçen arkadaşların vakit kaybetmemesi, yani bizim kaybettiğimiz zamanları kaybetmemesi. Sen de bu Evet. alanda Twitter'da olsun, şeyde olsun, YouTube yayınlarında olsun, hakikaten hiçbir karşılık beklemeden çok müthiş içerikler üretiyorsun. Yani seni Teşekkür takip ederim. eden, tek başına seni takip eden insanlar bile yani hiç müthiş bir yol almış oluyorlar Teşekkür borsada ederim. bana Sağ göre. olasın. Hani biz Sağ olasın. de doğru yaptığımızı düşünüyoruz ve şeylerden mutluyuz. Getirilerden, elde ettiğimiz şeylerden, bizim hayatımıza olan katkılarından, işte temettülerin veya borsadaki şeylerimizin. Hani bir ortaklık olarak görüyoruz. Sen de öyle, ben de öyle, o saydığın arkadaş grubundaki arkadaşlar da öyle. Gayet de eğlenceli. Yani hem bizi canlı tutuyor, sektörleri takip ediyoruz, hayatı takip ediyoruz. Yani bu şekilde, ama tabii sabırlı olmak gerekiyor. Hemen 3 günde 5 günde olacak işler değil bunlar. Hani Evet. vade mevzularını konuştuk falan. Hani teşekkür ederim ben de. Lafı tekrar uzatmayayım. Güzel bir yayın oldu. Takip etmeye devam edeceğim seni. Çok Çok faydalısın, sağ teşekkür ederim olun. abicim. Ben de senden çok şey öğrendim. Gerçekten o ekip hep birbirimize çok şey kattık, çok şey öğrettik. Birbirimizi büyüttük. Öyle diyeyim kısaca. Tekrar çok çok teşekkür ederim Erdinç abicim. Çok sağ olasın katıldığın Sağ için. ol, iyi günler, hayırlı Arkadaşlar günler. bugün de yayınımızı bitirdik. Bir finansal okuryazarlık içeriği daha ürettiğimizi düşünüyorum. Bizi izlemeye devam edin. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.